söyleyeceğim. Ya seviyorum ben Onur'u. Şu durumları da çözelim. Çok mutlu olacağız ya. Nerede? Saksının altında dedi. Altını üstüne karıştırdım. Köpek möpek ağlıyor. Hadi. Oğlum. Hoşt. Yürü. Başlasak. Ha, ablacığım istersen ben salonu arayayım. Sen de çık Onur'un odasına. Ha? Hadi başlıyoruz. Hadi bismillah. Hadi. Hadi. Ha, aşağıya her tarafı dedik dedik araştırdım. Bir şey bulamadım ablacığım. Ben de hiçbir şey bulamadım. İyi tamam hadi o zaman gidelim hadi. Of ya of. Ya ne of? Ya geçmiş geçmişte kalmış. Belli ki yırtmış atmış her şeyi. Ablacığım yırtıp atmış olsa yeni evimizde o fotoğrafın ne işi var? Laleciğim karışmış işte bir şekilde araya. Acaba evinin şurada kaç gün oldu ya? Sen bunları mı takıyorsun? Evet ya. Sabah da erkenden kalkmış kahvaltı hazırlamış bana. Elinde tepsiyle odaya girdi. Ay, ay ne romantik adam. Ha? Bunları tak kafana bunları düşün. Ben ne yapıyorum burada ya? Hı? Gül gibi kocama evde bırakmışım, düşmüşüm fotoğraf peşine. Sarıp sarıp paranoyak oldum artık. Ha? Ah ablacığım, vallahi çocuğun günahını alıyoruz ha. Vallahi bak, bir şey bir şey karıştırdığı yok onun. Hadi, hadi yürü. Hadi. Dur çantamı alayım. Hadi. Hadi. Aa dur. Ney? Ben şuraya bakmadım. Bu ne? Vallahi buldum abla. Bu ne be? Ay ojede var. Ağlamak istiyorum. Abla şunları. Ah Onur, ah. Lale. Lale Onur geldi. Lale Onur geldi. Lale ne? Lale Onur geldi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şey, tamam bul. Ablacığım bu kutuyu hemen yerine koy. Hayır ya koymam. Ya ne demek hayır kızım? Deli misin? Orada bulamazsa şüphelenir bir şey olur. Koy koy. Ya vallahi ağlaya ağlaya koyuyorum. Koy. Girmiyor buna. Ha. Sağ ol,
Acaba? Acaba? Evet, işte burada. Az daha yakalanıyorduk ya, dolaba sığsaydık. Dur abla, dur, kutu gitti. Kız, hala kutudan bahsediyor bana. Yavaş, yazıklar olsun. Gitti, kutu gitti. Alelacele aldı kutuyu gitti. Nereye götürüyor ki şimdi kutuyu? Ay ablacığım, ne bileyim ben ya. Bak ben bir şeyler dönüyor vallahi, anlamadım hiçbir şey yani. Ben sana diyorum işte. Bulacağız ama o kutuyu. Nereye götürdü? Ay ne bileyim Lale, eve götürecek hali yok herhalde. O biraz sıkar canım. Nereye götürdü peki? Şirkete. Şirkete mi? Bizim burada işimiz kaldı diyorum. Ablacığım ya, belki de kutuyu aldı atacak ha? Ya bir şey söyleyeceğim, ben hayatım belki ileride sonlandıramam ama ya. Yürü, dururuz. Ay tamam Lale, tamam yürü. Ayrıca bir dakika. Bana ofisteyim dedi. Buraya gelirken neden haber vermiyor bana? Arkamdan dolap döndürüyor işte. Ay yemin ediyorum, iyice paranın ayağı battık. Bu ne ya, annemin ağzını tuttu kızım ya. Arkasından iş çevirdikçe kadının dönüyor dolaşıyor, bizi buluyor. Kocalarımızdan çekiyoruz, bu ne ya? Yürü, yürü. Al götür bunu ya. Al götür, ne çayı ya? Ya bacanak, ara şu adamları, paramızı geri versinler bizim ya. Arıyorum ya bacanak. Telefonu kapatmışlar. Numara değişmiş, bir şey yapmışlar yani, açmıyorlar ki. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz ya. Geldim üst üste gelir derler ya. Önce Nergiz'imi kaybettim, şimdi de işimi. Ya bacanak, ben anlamıyorum ki bu ne böyle ya. Geldi mi niye böyle geliyor ki, anlamıyorum yani. Ya tam bir şeyleri yoluna koyuyoruz. Tam oldu diyoruz böyle hop, gambaşa. Yemin ediyorum var ya, annem beni artık eve falan almayacak ha. Ne işim var, ne evim var, hiçbir şeyim kalmadı ya. Of, yemin ediyorum bitti bu iş ya. Bu sefer yemin ediyorum bittim ya. Ya ben, Nergiz'de yakalandığım güne bak. Rezillik de son perde. Abi bir insan hayatında kaç kere hata yapar ya? Kaç kere abi ya? Olur. Biz hata yapmıyoruz. Bize hata yapıyorlar. Tabii buldular saf adamları. Oğlum ben saf falan değilim ki. Ben çakal gibi bir adamdım. Seninle tanıştıktan sonra böyle oldu. Sana benzedim ben. Tabii ya, tek suçlu benim değil mi? Giden para benim param değil de senin parandı zaten. Ne bağırıyorsun hemen abisi? Tamam canım yani. Senin benim mi var bacanak, gözünü seveyim yani. Geçen sefer nasıl Türk polisiyle omuz omuza mücadele verip şey yaptım? Tebrik ederim. 5 kuruş paramızı geri alabildik mi? Abi bu sefer durum daha kötü. Orada da ne yolsuzluk var ne de hırsızlık. Bacanak, bu sefer resmen dolandırıldık ha. Hem de çok fena abi. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bu sefer uzun sürdü ha. İyi de iş yaptık, güzel de para kazandık ha. Araba da çalıntı değil. Var ya bir dahakine... Bir dahakine yok abi, bir dahakine. Bir dahakine yok abi, bir dahakine yok. Para kalmadı abi, sus istersen. Tamam abisi, tamam. Merak etme abisi. Bulacağız bir çaresini yani, ne bileyim hani. Düşüneceğiz, bulacağız bir şeyler. Bacanak. Dibe vurduğunda nereye gidersin ha? Bizde bu şans varken yer yarılır, biz içine gireriz abi. Yok öyle değil bacanak, yani hani dibe vurdun ya. Hani en diptesin ya, gidecek yer yok başka yani. Ne yapacaksın? Mecbur yukarı çıkacaksın. He biz de şimdi en dibe vurduk ya. He mecburen yukarı çıkacağız yani, ne yapacağız? Bacanak, ben ağlayacağım. Bak bacanak, yemin ediyorum yapma, benim de tam şuramda dur ya. Yok biliyorum ben senin abi, ağlayacağım ben de hemen. Oğlum yapma, bak çok kötüyüm diye mi? Yapma, yaman. Pes.
Vallahi da billahi da pes Nergis. Pes. Bıktım artık hepinizden ya. Hakikaten bıktım ben. En çok da senden beklemezdim biliyor musun Nergis? Anne ne de sen haklısın. Zaten sabahtan beri demediğini bırakmadın. Ne oldu, ağrına mı gitti? Söylemesi miydim? Daha çok konuşacağım. O kadar konuşacağım ki sıkılacaksın. Yavrum ben sana demedim mi? Yavrum hani yalan yoktu? Yavrum bana söz vermedin mi sen? Verdim anne. Zaten annem bana söylemişti biliyor musun? Ay o güzel anneciğim rüyama girdi benim ya. Nergis'e dikkat dedi. Nergis'e dikkat dedi. Ben seni böyle prensesim, prensesim diye sevip okşarken... Oh sen Pinokyo'ymuşsun meğer. Tamam anne, Samet'le birkaç kere görüştüm. Ama seninle buluşmayınca yemin ediyorum ki ayrıldım Samet'ten. Ayrıldın. Ondan sonra ne oldu? Tabii kurtuluşa Samet'in parası cazip geldi. Sinek gibi yapıştı. Kızım ben sana bir şey söyleyeyim. Para pul önemli değil, tamam mı? Bu adam kaba bir adam, tamam mı? Bu adam cimri bir adam. Zaten sana asla yaramaz. Değil anne. Ay Nergis, hakikaten bu adam seni gözünü kör etmiş. Bu adam kaba bir adam. Bu adam hakikaten çok cimri bir adam. Bu adam... Yok anne, yani zengin değil demek istedim. Samet Onur eniştemin şoförü. Onur'un şoförü. Yani Onur da biliyor, onda bilgisi var. O da bu oyunun içinde. O yani o kocaman arabası marabası. Eniştemin. Samet yıllardır eniştemin şoförlüğünü yapıyormuş. Miras kalınca da dükkanı açtılar. Ama eniştemin bir suçu yok, o da yeni öğrendi zaten. Sana düğünden sonra anlatacaktım ben ama... Ama olmadı. Hiç vaktin olmadı ki. Ay yüzük 5.000 dolar mı eder? Ay bu mobilyayı barok mu yapsak? Ay avizeli bilmem nereden mi alsak? Anne tamam sen Samet'i bana yakıştırmıyor olabilirsin ama gerçekten kötü bir çocuk değil o. Artık yeter. Ben artık çok sıkıldım. Bitti kızım tamam mı? Bitti. Artık bir daha yalanınıza falan tahammül etmek istemiyorum. Ben gidiyorum. Anne nereye? Öyle mi? Sen bana söylüyor musun nereye gittiğini? Ben de söylemeyeceğim bundan sonra. Gidiyorum. Bir şey daha söyleyeyim. O kurtuluşu bir daha bu evde görmeyeceğim tamam mı? Hepinizin kredisi bitti bu evde. Gidiyorum. Sakın gelme. Sakın. Efendim? Abla neredesiniz? Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Abla siz gittikten sonra annem geldi. Samet'le bizi yakaladı. Ay inanmıyorum. Kim bilir ne kadar delirmiştir annem. Hem de nasıl. Sadece bu değil ki. Dükkan kaçakmış, yıkım kararı varmış. O yüzden belediyeden ekipler geldi. Ne? İnanmıyorum. Ne olacak şimdi? Annem çok sinirli. Eğer siz müsaitseniz gider misiniz eniştemle Samet'in yanına? Ay gideriz gideriz. Merak etme sen neredesin? Annem apar topar eve getirdi beni. Bir daha kurtuluştan Nülüfer'i görmek istemiyorum dedi. Çok sinirli abla çok. Haklı tabii kadın. Söz verdik bir daha yalan söylemeyeceğiz dedik değil mi Nergis? Abla o kadar pişmanım o kadar üzgünüm ki anlatamam sana. Neyse tamam merak etme hallederiz. Tamam hadi görüşürüz. Hadi kapat. Ne oldu hayatım? Ne oldu ne hali? Anlat ablacığım kötü bir şey mi oldu ne oldu? Şöyle bir şey olmuş. Yeter be. Yeter artık buraya kadar. Artık taşmak üzereyim. Ben gidiyorum artık. Oh gideceğim. Gideceğim de nereye gideceğim? Hiçbir şey mi bırakmadınız ki? Ne bir arkadaşım kaldı, ne bir sosyal hayatım kaldı. Ne bir eşim, ne bir dostum. Allah Allah. Sizi takip etmekten hiç. Hayatımı yaşayamadım be. Ama görün, bundan sonra yeni anneniz böyle. Yeni annenize alışın. Tanıyamayacaksınız. Terbe. Ne oluyor? Efendim? Songül Hanım? Efendim? Haluk ben Songül Hanım. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Estağfurullah Haluk Bey. Pardon, nereden buldunuz telefonumu? Kartınızda vardı. Değil mi? Bu kadar basit. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Umarım siz de.
Songül Hanım, ben sizinle bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Eğer müsaitseniz buluşmamız mümkün mü acaba? Çok vaktinizi almayacağım. Belki bir yemek yeriz. Ya da çay, kahve içeriz. Onu size bırakıyorum. Tabii. Mümkün yani, olabilir. Benim zaten biraz dolaşmaya, kafa dağıtmaya ihtiyacım vardı. Buluşabiliriz. Tamam, teşekkür ederim. Birazdan çıkacağım. Peki, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ay ne olur. Ay ne olur, bir de sen çıkma başıma, ne olur. Bana olan hislerinden bahsedecek, açılmaya çalışacak. Ay. Ben de onu nazik bir dille reddedeceğim. Başka ne olabilir? Çoluk çocuk, herkese rezil mi olayım yani? Hayır yani, benim anlamadığım mekanı devralırken hiç mi araştırmıyorsunuz? Ben kaç kere dedim ya, bir sorun bana, bir danışın diye. Böyle olmaz ki. O kadar emeğe yazık değil mi şimdi? Çok yazık. Ya bir de annemin siniri cabası. Hele ben annemin yüzüne bakamam daha. Bu gece de gider Kurtuluş'ta otelde kalırız, yok. Abla saçmalama. Ya şimdi burada eğlenmeyi bırakalım da eniştemle Samet'in yanına gidelim bence. Oyalanmayalım. Kızlar merak etmeyin, bir şekilde bir yolunu bulacağız, çözeceğiz bu işi, tamam mı? Allah'ım hadi inşallah. Bu sefer olacak galiba. Efendim. Nergis, nasılsın canım? Annem bana çok kızgın değil mi? Hem de nasıl. Annemin artık bana güveni kalmadı Samet. Tamam canım, takma kafanı sen. Üzme çok kendini. Takma bunları kafana. Ben halledeceğim, söz veriyorum sana. Samet, daha fazla zorlamanın anlamı yok. Olmuyor işte. Nergis, yapma bana bunu, ne olur yapma. Samet, ben de çok üzgünüm ama gerçekten çok yoruldum. Eğer biraz olsun beni seviyorsan lütfen beni bir daha arama. Konuşamıyorum şu an, hoşça kal. Lale Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur burada mı? Çıktılar, dışarıdalar efendim. Ha, gelir o zaman birazdan. Ben ablamla odasında bekleyeyim. Tabii Lale Hanım, nasıl isterseniz. Kalırız. Kolay gelsin. Ay, heyecandan titriyorum. Lale, Nilüfer. Ne yapıyorsunuz be burada? İyi vallahi. Sen ne yapıyorsun Filiz? Ay iyi, ne yapayım işte ben de ya. Af öyle. Bak. Hop, şişt, dur bakalım bir. Ne yapıyorsunuz? Ne demek ne yapıyorsunuz? Göz hakkı herhalde. Hamişiz biz de burada değil mi? Bitter. Hiç sevmem valla. Kime gelmiş bu? Pelin Suyalı'na. Pelin Suyalı'na. Benim kendisi. Siz misiniz? Ver. Benim diyorum hala. İnan ne? Benzetemedin mi? Ben sana şuraya bir imza atarsanız. Atalım nereye? Teşekkürler. Şuna bak ya. Bu çırpıntıya bile geliyor sepet. Bize gelmiyor yani. Kim göndermiş ki? Not falan yok vallahi. Bakayım. Ay kesin sevgilisi. Vallahi bu bana dedi ki, ben dedi biriyle görüşüyorum dedi de ben inanmadım. Vallahi doğru galiba, sevgilisi var bunun. Aa, ne ara yaptı kız, daha düne kadar Nur için ağlıyordu bu. Ya yeme çilekleri bitirdin, götür ver. Bakmıyor. Şimdi daha güzel oldu, ona layık oldu. Gördün mü çilekleri? Hem de bitterli. Ay sorma ablacığım, gördüm. Peki tesadüf olabilir mi bu? Ay ne bileyim Lale, vallahi kafam o kadar karıştı ki yani. Ay şimdi bu bitterli çilek Pelin Su mu yani, ha? Sence? Ay yok. Bana bak,
bu ikinizi birlikte mi idare ediyor diye düşünüyorsun? Ay bu benim aklıma hiç gelmemişti. Ne gelmişti? Ay vallahi beynim yandı. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur Bey dışarıda ama buyurun odasına geçin isterseniz. Burada bekleyin. Tamam öyle yapalım. Geldiğinizi haber vermemi ister misiniz? Yok. Ben ararım. Tabii efendim. Peki beklerken bir şeyler içmek ister misiniz? Çok teşekkürler. Hadi. Hala gelmedi görüyor musun? Ay evet ablacığım, vallahi ben de buraya gelir diye düşünmüştüm. Ne yalan söyleyeyim ya. Yanılttı işte bizi. Kalk kapıyı kontrol et. Neden? Ya Onur yok burada işte, fırsat bu fırsat. Belki bir ipucu yakalarız, kalk. Hoş bulduk. Onur Bey, eşiniz Lale Hanım geldi. Sizi bekliyorlar. Öyle mi? Tamam, sağ ol. Ya ablacığım demek ki bir şey yok. Lale, Lale olur bize yok. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ne güzel sürpriz bu böyle. Biz de buradan geçiyorduk, bir uğrayalım dedik. Geçiyordunuz, uğrayayım mı dediniz? Geçiyorduk derken lafın gelişi. Sen ne yaptın canım? Neredeydin canım? Dışarıdaydım ben. Birkaç işim vardı. Şantiyeye falan uğradım hayatım. Gülümsediğine göre haberi görmüş olamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.